3 Aralık gününün anlam ve önemini biliyor musunuz? Hayır. Yani 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Evet. Biliyorsunuz, yani öğrenmiş oldunuz. Yani engellilerin Türkiye'deki sorunu sizce nedir? Sorunu? Evet. Tamam. Evet. Vallahi bilemiyorum ya. Onların yerine koyamıyorum da kendimi. Empati de yapamıyorum yani. Yaşayan bilir böyle şeyleri. Yani kendilerine sorsak, cevaplasalar işten daha hoş olur. Evet. İyi günler. İyi günler. Biraz sohbet edebilir miyiz sizinle? Tabii. Bir çalışmamız vardı da. Evet. Çevrenizde böyle yakınlarınızda tanıdığınız engelli bir insan var mı? Yok. Peki engellinin tanımını söyleyebilir misiniz? Yani engelli nedir? Engelli bir kusur yani şey, kusur bile değil de. Nasılsam şey işte. Eksik giysen vücudun eksik olan bir şey var. Yani tanımını bu şekilde yapıyorsunuz. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Hani normalde engelli hani şudur. Diyelim ki bir engellinin eli yok. Hani o sağ eliyle yapamayacağı şeyleri, yani sağ elinin olmaması engel oluyorsa engel bu oluyor normalde. Hani engel yeter ki zihinlerde olmasın. Yani esasında vücut uzuvlarından birinin eksik olması bir kusur değil. Kanka kadar bir şey yap. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Sizinle bir sohbet edebilir miyiz? Kısa bir çalışmamız vardı. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ederim. Çevrenizde böyle yakınlarınızda bir engelli tanıdığınız var mı? Nasıl bir engel türü var? Anlatabilir misiniz kısa olarak? Beyin. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Bir sohbet edebilir miyiz sizinle? Bir vaktiniz var mıydı? Tabii ki. Buyurun. Bir çalışmamız vardı. Bir konuyla ilgili size sorularımız vardı. Çevrenizde böyle tanıdığınız engelli var mı? Bir yakınınız, arkadaşınız? Evet, var. Nasıl bir engelli? Anlatabilir misiniz? Engel türü nedir? Yürüyemiyor. Ha, bedensel engelli. Aynen. Tekerlek sandalye kullanıyor o zaman. Aynen. Peki, engellinin tanımı yani sizce nasıldır? Yani engelliyi nasıl tanımlarsınız? Kusur olarak değil, sadece bir farkındalık olarak. Onun kusuru değil, farkındalığı. Evet. Yani mesela bir ayağı yoksa, o ayağını ayağıyla yapacağı bir işe ayağın olmaması engel oluyorsa, yani bundan dolayı bir engel deniliyor. Yani yeter ki zihinlerde engel olmasın. Peki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve önemini biliyor musunuz? Bilmiyordum. Çok teşekkür ederim samimi cevaplarınız için. Rica ederim. Ne demek? Sağ olun. Günler. Sağ olun.